Sevgili seyirciler, efendim kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlere şöyle bağışıklığımızı güçlendiren tavuk suyunda bir çorba hazırlamak istiyorum sevgili seyirciler. Tavuğu bir 15 dakika kadar suda beklettim. Şimdi güzelce iyice yıkıyorum. Güzel yıkamalıyız ki böyle o su bize inşallah şifa olacak Allah'ın izniyle. Evet, tavuğu yıkadık sevgili seyirciler. Suda beklettim. Sonra güzelce iyice yıkadıktan sonra 1 kilo 300 gramlık bir tavuk sevgili seyirciler. Evet, orta yağlı tavuğu tencerenin içerisine alıyorum. Şimdi tavuk suyunda olacak. Yani tavuğun hem suyu içinde sevgili seyirciler sebzeleriyle birlikte. Bugün sizlere iki formülü bir arada vermek istiyorum. Hem tavuk suyunda güzel bir çorbası, tavuk etiyle, şehriyesiyle, her bir şeyle, sebzesiyle birlikte, hem de aynı zamanda tavuk suyu hazırlamak istiyorum ki dondurucuya koyabileceğiniz tavuk suyu formülünde ikisini bir arada vermek istiyorum sevgili seyirciler. Şimdi tencerenin içerisine güzel, iyi yıkanmış tavuğu aldım sevgili seyirciler. Şimdi buranın üzerine su vereceğim. Şu anda burada 2 litre su var. Suyu döküyorum. Sıcak su. Zaman kıymetli. İsterseniz tencerede, isterseniz de düdüklü tencerede de pişirebilirsiniz sevgili seyirciler. Şimdi tam 2 litre su var burada sevgili seyirciler. Buna bir yarım litre daha versem olur. Bir yarım litre daha su hazırlayacağım. Ama o sırada önce ben bir sebzelerimi doğramak istiyorum. Sebzelerde bir yandan dolsun hem suyumuz, bir yandan su dolarken sevgili seyirciler. Şimdi tavuk suyunu hazırlayabilmek için sevgili seyirciler, havuç içinde neler var? Şifalı, bağışıklığımızı güçlendiren bir çorba olacak inşallah. Havucu doğruyorum. Sonra buranın içerisine neler gelecek? Defne yaprağı veriyorum. 3 dal defne yaprağı sevgili seyirciler. 1 çay kaşığı tane karabiber. Varsa, yoksa problem yok, koymayabilirsiniz yoksa, ama varsa mutlaka koyun, güzel oluyor, aroma desteği veriyor sevgili seyirciler. Havucu koyduk, defne yaprağı, karabiberi koyduktan sonra şöyle dörde kesilmiş bir tane soğan bırakıyorum içine. Bırak aşçım, bıraktım. Evet, soğan da gitti. Şimdi sevgili seyirciler, buraya yarım limon dilimliyorum içine. Allah Allah. Şifa olur inşallah. Bağışıklığımız güçlensin sevgili seyirciler. Malum şu anda dünyada bir korona var. Gerçekten birçok canları aldı. Biz de inşallah elimizden geldiğince bağışıklığımızı nasıl güçlendirebiliriz? Bunun için gayret gösteriyoruz. Bütün sebzeler, tavuk, efendim geçtiğimiz videolarda paylaşmıştım sizlerle sevgili seyirciler. Dilim börekte maydanozun faydaları çok fazla. İşte maydanozun saplarını da burada bu tavuk suyuna ekliyorum sevgili seyirciler. Besleyici, vitaminli, şöyle kendimizi koruyan bir çorba olmasını istiyoruz. Maydanoz sapı, soğan, limon, defne yaprağı, havuç hepsi içinde. Sevgili seyirciler, yerine kaldı, kontrol ediyorum. Şu diğerleri nedir Oktoyusta şurası derseniz, burası çorbanın oluşum bölümünde. Burası tavuk haşlanıyor, tavuk suyu elde etmiş oluyoruz burada sevgili seyirciler. Şimdi hemen tuzunu da ekleyeceğim buranın üzerine. Evet sevgili seyirciler, tavuğun suyunun lezzetli olabilmesi için tuzu da ekliyoruz. Tuz konusunda eğer bulabiliyorsanız, imkanınız varsa sevgili seyirciler, mutlaka kristal tuz kullanın. Yani ülkemizde birçok bölgede çıkıyor kristal tuz. Hatta pazarlarda bile satılıyor kristal kaya tuzu diye. Çok güzel sevgili seyirciler. Hem de en zararsız haliyle oluyor bu tuz. Evet, şimdi sebzelerini koydum. Kapağını kapatacağım, su kaynamak üzere. 2,5 litre koymuştum buraya. Biraz daha vermek istiyorum. Bir yarım daha vereyim. 3 litre. Evet, 3 litre su. Ne yaptın Okta Usta, bu kadar çok su fazla olmadı mı diyebilirsiniz. Çünkü ben buradan aynı zamanda tavuk suyu da elde etmek istiyorum. Sonra çorbalarda, pilavlarda kullanmak üzere kapağını kapatıyorum. Kaynamaya başlayınca köpüğü geliyor. Köpüğünü alıyoruz. Almadığımız takdirde suyu biraz bulanık olabilir. Ama alırsak suyu berrak olur. Kapağı kapalı, köpüğü gelince alıyoruz ve bekliyoruz tavuğun pişmesini.
Sevgili seyirciler, tavuğumuz pişmiş. Güzel sebzelerin kokusu, tavuğun pişmiş kokusu geliyor. Ortalama 1 saat ile 1,5 saat arasında değişiyor tavuğun pişmesi. Sevgili seyirciler, bakın kapağını açtığımız zaman artık tamamen kendini bırakmış durumda. Sebzeler ve tavuk birlikte pişti sevgili seyirciler. Köy tavuğu olsa tabii bunun pişme süresi bayağı bir uzun olur. Siz eğer ki vaktiniz kısaysa düdüklü tencerede pişirirseniz 15 dakika yeterli olur sevgili seyirciler. Kaynamaya başladıktan sonra 15 dakikada pişer. Ama normal tencerede ortalama 1,5 saat kaynıyor sevgili seyirciler. İyi pişmesi lazım. Çünkü niye? Tavuğun suyunu bize de lazım. Tavuğun suyunu da almak istiyoruz. Bakın burada sebzeleriyle birlikte sevgili seyirciler şu güzel görüntüye bakın. Maydanoz, defne yaprağı, tane karabiber, limon, havuç hepsi birlikte güzel bir tavuk suyu elde etmiş olduk sevgili seyirciler. Şimdi efendim burada hemen ayırmam gerekiyor ya, o bölüme geçeceğim şimdi. Normal çatal getireyim. Evet sevgili seyirciler, şimdi sıcak olduğu için çatal ya da kaşık yardımına ihtiyaç var. Şöyle derisini alıyorum üzerinden. Rendeyi alayım isterseniz, görüntünüzü kapatmasın. Evet, şöyle derisini açıyorum sevgili seyirciler. Hızlı bir şekilde soğumasını istiyorum çünkü. Evet efendim, Oktay Usta bugün tavuk suyu ile güzel böyle tavuğun kendi etiyle birlikte çorba hazırlıyor. Bağışıklığımızı güçlendirmesi için. Gel canım sen de şöyle. Buradakilerin de derisini alıyorum. Böyle yaptığınız zaman kısa sürede soğur sevgili seyirciler. Parçalayın, derisinden ayırın. Geniş bir kap içerisine. 10 dakikada elle didilebilecek hale gelecektir efendim. Su burada hazır. Sebzeleriyle güzel, şifalı bir su. Artık bunu kapatabilirim. Sonra bize lazım. Burası soğumaya devam etsin. Ben hemen o sırada ne yapıyorum? Sevgili seyirciler, çorbanın sarımsaklı, havuçlu, tereyağlı ve mevsiminde dondurucuya koymuş olduğumuz domatesle birlikte bir sosunu hazırlıyorum. Sevgili seyirciler, şimdi çorbamıza geçiyoruz. Efendim, tenceremizin içerisine 2 çorba kaşığı tereyağını alıyorum sevgili seyirciler. Tereyağını aldık. İçinde sarımsak da var. O birazdan gelecek. Tereyağımız erisin. Tavuğumuz da hızlı bir şekilde soğumaya başladı. Buranın üzerine hemen 2 çorba kaşığı un ekliyorum. Yok, özür dilerim. Un eklemiyorum. Önce havucu eklemem gerekiyor. Evet, hemen 2 tane havuç rendeliyorum öncelikle. Önce havucun altın sarısı rengini almam lazım. Evet, 2 havuç. Tereyağımız eriyor orada. Rendeleniyor. Ayrıldı. Evet. Haznesinin içerisine rendelenen havuçlar da dolmuş oldu. Şimdi erimiş olan tereyağı ile havucun burada niçin böyle yapıyoruz? A vitaminini ortaya çıkarabilmek için. Bağışıklığımızı güçlendiren bir çorba olsun dedik. Bismillahirrahmanirrahim. Şifa niyetine. Bütün hastalara şifa olsun inşallah. Efendim, nezle, grip, soğuk algını, buna benzer her ne varsa efendim üzerimizde hafif böyle kırgınlık ne varsa o zaman bu çorbadan mutlaka içelim. Sevgili seyirciler, bir de birazdan dondurucuya nasıl koyacağımızı da şimdi sizlerle paylaşacağım. Az sonra. Şimdi 3 dakika kadar burada havuç tereyağında bir pişirilmesi gerekiyor sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler, burada çorbamız tereyağında ortalama bir 3 dakika soteliyoruz. Lezzetli ve vitaminin ortaya çıkabilmesi için. 3 dakikanın sonunda efendim buraya ne gelecek şimdi? 2 çorba kaşığı un gelecek. Sapsarı, böyle altın sarısı bir havuçtaki renk de açığa çıkmış olacak. Çorbamızın hem görselliği hem de şifa oluşu çok çok önemli sevgili seyirciler. 2 çorba kaşığı un ekliyorum. Tamam, unu da ekledim. Şimdi güzel.
Şöyle bir dakikada unla birlikte havuçlar kavrulacaklar. O tereyağının kokusu, havucun güzel vitamini unla birlikte birleşti sevgili seyirciler. Ve şimdi sırasıyla devam ediyorum. Mevsiminde hazırlamış olduğumuz domates sos. Kış hazırlıkları diye hazırlamıştık ya sevgili seyirciler. İşte şimdi onu birazdan buradaki çorbamızın üzerine ekliyorum. Haydi bakalım. O üstüne bir parça maydanoz koymuştum ya. Onunla birlikte. Bismillah. Haydi bakalım canım. Güzel. Sarımsağı ne zaman vereceksin Oktay Usta dediniz. Sarımsağını ilerleyen zamanda koyacağım ki sarımsağın güzel aroması derinlerden gelsin. Bize böyle iştahlarımızı açsın. Güzel şifalı çorbamızdan güzel güzel içebilelim diye. Çırpma teliyle karıştırıyorum. Domates de geldi. Şimdi domates, havuç, un, tereyağı hepsi güzel tenceremizin içerisinde birleştiler sevgili seyirciler. Ama bu çorbayı hazırlarken unutmayalım. Çok önemli bir püf noktası duamızı mutlaka etmemiz lazım. Rabbim şifalar ihsan eyle. Bütün hastalara kendini iyi hissetmeyen böyle acaba soğuk algınlığı mı var, üşüyorum, sıcak bir çorba içip terledikten sonra inşallah bütün hastalıklarınızdan kurtulmuş olursunuz. Duamız, temennimiz bu yönde sevgili seyirciler. Evet, şimdi domatesle de az bir şey pişsin. O sırada ben hemen tavukları parçalamaya başlıyorum sevgili seyirciler. Minik minik didiyorum çorba için. Olabildiğince küçük küçük şöyle didelim. But, göğüs her ikisinden de koyacağım. Ama tamamını didip karıştırdıktan sonra koymayı planlıyorum. Evet, şimdi çorbamızın artık suyunu verme vakti sevgili seyirciler gelmiş bulunuyor. Tavuklarım da neredeyse bitmek üzere. Şimdi %100 verirsek buraya çorbanın suyundan hafif ağır oluyor sevgili seyirciler. %50 gibi düşünelim. %50'si tavuk suyu, %50'si normal sıcak su. Ama ben tamamını tavuk suyu kullanmak istiyorum derseniz de serbestsiniz, kullanabilirsiniz. Ben şimdi buradan bir hemen biraz şöyle bir yarım litre kadar vereyim. Ondan sonra kalanına tavuk suyu vermek istiyorum. Süzgecimi alayım buradan. Önce bir verdiğim suyla kıvamını çırpma teli yardımıyla karıştırıp açıyorum. Sevgili seyirciler bakın gördünüz mü rengi, güzelliğini? Altın sarısı demiştim sevgili seyirciler. Gerçekten de öyle oldu. Altın sarısı bir renge sahip şu anda. Çorbamızın rengi. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi burada sebzelerini süzdürüyorum. Aslında bunu tamamını süzseydim iyiydi ama şimdi neyse artık böyle başladım. Komple süzdürdükten sonra da olabilirdi. Yarısını vereceğim. Yarısını da başka zamanlarda pilavlarda, çorbalarda kullanmak üzere süzdürüp biraz buradaki tavuk etiyle karıştırıp donduruculuk da hazırlamak istiyorum. Şu kalanlarından sevgili seyirciler. Tamam. Şimdi burayı bir daha kontrol edeyim. Burası tamam. Yeterli sevgili seyirciler. Gayet de güzel oldu çorbamız taneli içi. Hemen son sarımsağını şimdi şehriyesini de vereceğim buranın. Kaynamaya başladığı anda şehriyesini veriyorum. Bir çay bardağı. Ama çok gelir. Biraz az kalsın. Çünkü yoğun taneleri de olacak içinde. Tavuğu da gelecek şimdi buranın üzerine. O yüzden tamamını vermedim sevgili seyirciler. Hemen tavukların sonlarını kontrol ediyorum. Başka var mı etlerden bir şey burada? Yok. Kalanları da unutmuyoruz. Sokak hayvanlarına veriyoruz. Onları da unutmayalım. Özellikle kış ayı geldiği zaman kışın sokak hayvanları onların yiyecek bulması oldukça güçleşiyor. Çünkü tüm canlıların yaşam hakkı var. Tüm canlılardan
insan olarak sorumluyuz. Çünkü canlıların en üstünü olarak Rabbim insanı yaratmış. Evet sevgili seyirciler, şimdi çorbamız kaynadı, tavuğumuz da tamam. Haydi bakalım, bismillahirrahmanirrahim. Tavuk etini veriyorum çorbanın içerisine. Hadi canım. Güzel güzel şöyle herkes içsin de şifa niyetiyle. Tamam, o kadar yeterli. Bu tanelerini bir kontrol edelim sevgili seyirciler. Gerekirse su veririz buraya. Normal sudan veririz çünkü tavuk suyu lazım. Tamam. Sarımsağını az sonra vereceğim. Şimdi ben bir kış hazırlığı demiştim ya. Kış hazırlığı bölümünde. Sevgili seyirciler, şimdi dondurucuya koymak istiyoruz. Çorba yapacağız. Başka bir zamandan bahsediyorum. Şimdiki tamam. Şu anda hazır. Canımız bir şöyle tavuk suyuna bir çorba mı çekti? Çekti. O durumda hemen dondurucudan çıkarabileceğimiz şey olsun. Tavuk suyu ve tavuk eti içinde de olsun aynı zamanda. Her vakit hazır. Şehriyeli güzel tavuklu bir çorba yapabilirsiniz sevgili seyirciler. İçinde eti de olan olsun istiyorum çünkü. Tamam. Şimdi buranın üzerine sevgili seyirciler hemen bir süzdüreyim isterseniz. Orijinal tavuk suyu. Bakın görüyor musunuz? Sebzeleriyle birlikte sevgili seyirciler çok güzel oldu. Sebzeleri siz istediğiniz şekilde değerlendirin. Gitti güzelim sebzeler diyebilirsiniz. Sevgili seyirciler sebzeler bölümünde. İstersek üzerine birer tane havuç atabiliriz şunların üzerlerine. Hadi birer ikişer tane de havuç atalım ki sebzelerde israf olmasın. Üzerinde olsun sevgili seyirciler. Vay be çok güzel oldu sevgili seyirciler. Görüyor musunuz? Pırıl pırıl tavuk suyu. Efendim hem çorba yaptık hem tavuk suyu hazırladık bugün sizler için. Aynı anda bir videoda iki tarifi paylaşmanın sevincini yaşıyorum şu anda sevgili seyirciler. Pilavlarınızda, çorbalarınızda. Şimdi şuradakiler tavuk etli oldu. Şuradakiler iki tane de sevgili seyirciler normal sadece tavuk suyu olsun. Özür dilerim biraz hızlı çalıştım. Toparlayamadım burayı. Şimdi hemen toparlayacağım. Tavuk sularımız dondurucuya ne zaman koyabiliriz sevgili seyirciler? Oda sıcaklığına geldikten sonra dondurucuya koyabiliriz. Sakın böyle sıcakken koymayalım. Şimdi temizliği yapıyorum. Çorbamızın final bölümüne geçiyorum. Sevgili seyirciler, çorbamızın kıvamını kontrol ettim. Biraz tuzu eksik geldi. Tuz da ilavesinde bulundum. Şimdi üzerine artık ocaktan almadan önce limon sıkıyoruz. Limon sevgili seyirciler. Ondan sonra hemen iki diş sarımsak. Çünkü şifa niyetine hazırlanmış bir çorba. Bağışıklığımızı güçlendirmesi için. Sevgili seyirciler acıyla aramız iyiyse buraya acı ilave edebilirsiniz. Pul biber falan ilave etmek mümkün. Evet sarımsak da geldi. Tamam. Sarımsağını da koydum şöyle bir karıştırayım. Sarımsak, limon suyu en son finalde sadece bir dakika kaynaması yeterli. Değirmenden karabiber. Allah Allah. Rabbim. Rabbim ne güzel bir çorba oldu. Şifalı bir çorba oldu. Şimdi hepsi karıştıktan sonra son dokunuş maydanozda. Sevgili seyirciler maydanozunu ilave ediyor. Ve hemen servis etmemiz lazım. Çünkü maydanozun yeşili uzun süre kaynamaya dayanamaz. Yeşil ton kaybolur. Ondan dolayı söylüyorum. Evet. Bol taneli, güzel şifalı çorbamız servise hazırdır sevgili seyirciler. Evet hemen tabağı alıyorum şuraya yakınıma. Bakın taneleri bol sevgili seyirciler. İçinde şehriyesi, tavuğu, tavuk sebzelerle birlikte pişirildi. Bakın bol taneli, harika bir çorba sevgili seyirciler. Her zamankinden bir tık fazla koyacağım. Çünkü bu çorba şifa niyetine hazırlanmış bir çorba olduğu için biraz fazla dolu olsun istedim. Evet efendim. Hemen şu kenara dökülen de siliyorum. Sevgili seyirciler, sizler için efendim
bağışıklığınızı güçlendirilmesi niyetiyle güzel bir çorba tarifi hazırladım. Tavuk suyunda, aynı zamanda da tavuk sularımı da hazırladım. Efendim, sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın, sağlık kalın, Allah'a emanet olun.